Galatasaray'dan önemli transfer açıklamaları. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, hızlı geçirdikleri transfer dönemini değerlendirdi. Timur, yabancı transferini kapattıklarını, yerli de ise fırsat olması durumunda bir oyuncu alabileceklerini söyledi. Erden Timur, Sarı Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. İyi bir yaz transfer dönemi geçirdiklerini aktaran Timur, "Bu sezon daha farklıydı. Tecrübem geçen sezon ve bu sezon var. Geniş tecrübesi olan arkadaşlarla da deneyimlerinden faydalanmak için konuştum. Onlar da bu sezonki gibi zor bir transfer dönemi yaşamış. Ortalama fiyat en az 2-2,5 kat arttı. Zor ve fazla uğraştığımız bir sezon oldu. Transfer dönemine çok iyi ve özel hazırlanmıştık. Binden fazla oyuncu incelendi. Suudi Arabistan çıkınca stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Sonunda gayet güzel bir transfer dönemi oldu. İnşallah sonrakiler bu kadar yoğun olmaz." ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarını sonlandırdıklarını aktaran Timur, "Yabancı ile ilgili transferi kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu olabilir. O da ya bir fırsat ya da bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için olur. Çoğunlukla kapattık." şeklinde konuştu. Başkan Vekili Erden Timur, piyasa değeri toplamda yaklaşık 150 milyon euro olan futbolcuları 30 milyon euroya aldıklarını söyledi ve şöyle devam etti. "Elimizden geldiği kadar Türk futbolunu ileri götürmemiz lazım. Hepimiz zaman zaman hata yapıyoruz. Hiçbir rakip takım yöneticisinin biz de hata yapıyoruz dediği olmuyor. Bunun değişmesi lazım. Türkiye'deki iklimin güzelleşmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. Biz bu işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Geçmişten beri gelen şeyleri değiştirmek gerek." ifadelerini kullandı. 100 gollü genç yıldız Silivrispor'dan Galatasaray'a transfer oldu. A takıma yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, alt yaş grupları içinde arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar son olarak Silivrispor'un genç golcüsünü renklerine bağladı. İşte detaylar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Cimbom birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Mauro Icardi'nin bile bonservisini alan Sarı Kırmızılar, A takımın yanı sıra alt yaş gruplarına da gelecek vadeden isimler katıyor. Aslan, Silivrispor'da forma giyen 2007 doğumlu Mustafa Kürşat Tümay'ı ilk olarak deneme antrenmanlarına çıkardı. 15 günün ardından genç oyuncuyu transfer etmeye karar veren Sarı Kırmızılılar, TFF 3. Lig ekibi Silivrispor ile pazarlık masasına oturdu. Galatasaray, Silivrispor'a sonraki satıştan %20 pay verme karşılığında Mustafa Kürşat'ı kadrosuna kattı. Bir forvet oyuncusu olan Mustafa Kürşat Tümay, hızıyla dikkat çekiyor. Silivrispor formasıyla alt yaş gruplarında 100 gol kaydetmeyi başardı. Silivrispor yönetimi genç oyuncunun önünü açmak adına Galatasaray ile masaya oturarak transfere onay verdi. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flaş açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann, Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern Münih'in bu yanı sıra Manchester United'la Kopenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı, "Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih teknik karşılaşmada tribünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak." diye konuştu. Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera yeni sezona da harika girdi. Ligde ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Cimbom'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Orkun Uşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven Şampiyonlar Ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta Molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı.
Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. El Rayyan Mertens'e talip oldu. Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında flaş bir hamleyle kadrosuna katıldığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı forvete Katar kulübü El Rayyan talip oldu. El Rayyan'ın Belçikalı yıldızı 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 6 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Sezon sonunda 37 yaşında olacak olan Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Katar Ligi'nde 8 kez mutlu sona ulaşan El Rayyan, kadrosunda Roger Guedes ve Sofyan Hufal gibi önemli isimler bulunduruyor. Katar Ligi'nde transfer sezonu 18 Eylül'de sona erecek. Bilindiği gibi Sarı Kırmızılılar Mertens'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Dubois'a Arap kancası. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois'a iki Süper Lig takımının yanı sıra 3'lü Arap kulübünden transfer teklifleri geldi. Fransız sabekçinin 4,5 milyon euroyu gözden çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri bu transferde daha önde görünüyor. Zira tecrübeli futbolcu için devreye giren Süper Lig ekiplerinin maksimum teklifi 1,5 milyon euro civarında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin transfer sezonu 21 Eylül'e dek sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılardan senede 1 milyon 800 bin euro net maaş alan Dubois için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi 6 milyon euro. 29 yaşındaki yıldızın ilk yıl performansından umduğunu bulamayan Galatasaray'ın hem Dubois'a ödemekle yükümlü olduğu toplamda 3 milyon 600 bin euroluk kontrattan çıkmak hem de 4,5 milyon euroluk kaynak yaratmak adına oyuncunun satışına izin verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi 3 yıllık imzayı attı. Galatasaray'da bir transfer daha tamamlandı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan Sarı Kırmızılı takım bir süredir görüştü. Gökdeniz Gürpüz'le de her konuda anlaştı. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ard arda transfer bombalarını patlatmıştı.